والصابرين على ما اصابهم والمقيم الصلاه ومما رزقنا كذلك سخرها Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü Sevgili dostlar hoş geldiniz, sefalar getirdiniz Geceniz gecemiz mübarek olsun, hayırlara vesile olsun İnşallah cumamız mübarek olsun Artık Kurban Bayramı arefesindeyiz Yavaş yavaş bayrama doğru gidiyoruz Rabbim şimdiden e, bayramımızı mübarek eylesin Tüm başta Filistin, Gazze olmak üzere tüm dünyada zulüm gören kardeşlerimizin de bayramı olsun inşallah dileğiyle bu cumaya doğru programımızı bu akşamki programımızı böyle güzel bir duayla açalım. Efendim bu güzel hazin Kur'an tilavetinden dolayı Sincan Eyüp Sultan Camii Müezzin Kayyımı Atıf Şahinbaş hocamıza teşekkür ediyoruz. Ağzına sağlık Allah razı olsun. Bugün daha doğrusu bu akşam uzakları yakın eden kurban ve kurbiyeti konuşacağız inşallah. Çok değerli Giresun müftümüz Selçuk Kılıçbay hocam bizlerle beraber olacak. Ama siz program boyunca bizlere mesajlarınızı iletebiliyorsunuz her hafta olduğu gibi bu hafta da kısa mesaj gönderirseniz o mesajlarınızı buradan okumaya çalışacağız elimizden geldiğince 0535 018 1747 0535 018 1747 numaralı hattımıza mesajlarınızı bekliyoruz değerli hocam hoş geldiniz hoş gördük kıymetli hocam tafalar getirdiniz Allah razı olsun, Safa bulduk. Nasılsınız hocam, iyisiniz? Elhamdülillah, çok şükür. Size de Allah razı olsun, şükür olsun Allah'a. Hakkım daim etsin. Yani e, bayrama doğru giriyoruz ama gaziyi anmadan e, ve e, bütün herkesi o duaya iştirak ettirmeden programı başlatmak istemedim doğrusu. İnşallah bayrama hayırlısıyla, e, gideriz temennisiyle e, başlamış olalım. Belki birkaç cümle söylemek istersiniz. Oradan girelim. Sonra Giresun deyip e, uzakları yakın eden ibadetimizle alakalı konuşalım. Buyursunlar hocam. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ben de bizleri dinleyen, izleyen ve bizleri buraya davet eden hem sizlere hem de dinleyenlere teşekkürlerimi arz ediyorum. Gerçekten kanayan yara, Müslümanların derdiyle dertlenmek, onu sürekli gündemde tutmak. Zira unutulursak gerçekten onlar için en büyük yıkım budur. Müslümanlar için en büyük yıkım budur. Ümmetin vahdetini ortaya koymak, birleşmesini olması konusunda Gazze şu anda bizim için Gazze bir üniversite. Bir anne nasıl olması gerekiyorsa Gazze'deki anneye bakması lazım. Evet. Gerçekten annelerin çocuklarına bakışı annelerin hayata bakışı, annelerin gerçek anlamda inançlarına, medeniyetlerine, kültürlerine bakışı nasıl olması gerekiyorsa Gazze bunu bizi öğretiyor. Gerçekten şu anda belki bir üniversite olarak bize eğitim verebilecek kurumlarımız var. Zaten halinizde öğretim üyesisiniz. Ama bunlar yaşayarak lisan hal dediğimiz onu en büyük örnek oluyorlar. Yani annelerin nasıl olması gerektiğini bize öğretiyorlar. İzzetin duruşun evet. nasıl olması gerektiğini bize öğretiyorlar. İntifada diyoruz. Aslında şu anda hac günlerindeyiz. Bir vakfe duruş. Müslüman duruşunun nasıl olduğunu, Müslümanın omurgasının, kişiliğinin ne şekilde olması gerektiğini bize öğretiyorlar. Bu halleri öğretiyorlar. Onun için bugün Gazze değil biz işgal altındayız. Onlar her türlü duruşuyla beraber izzetlerini gösteriyorlar. Ehlül Gazze, Ehlül İzze. Ve izzetin Velillahil izzetu ve li rasulihi ve lil İzzet Allah'ın yanında ve Resulünün yanında ve müminlerin yanında olduğunu bize gösteriyorlar. Rabbim bu izzet sahibi olan kardeşlerimizin yardımcısı olsun. Amin. Rabbim onlara imdat eylesin, Amin. zaferler nasip eylesin. Amin. Tez zamanda inşallah sizlerin de girişte buyurduğunuz gibi bayramda, bayram tadında bayram yapmalarını Rabbim nasip eylesin. İnşallah değerli hocam çok teşekkür ediyorum. Ee, Artık yavaş yavaş Kurban Bayramı'na doğru gidiyoruz. Bizim yayınımızdan evvelde hac yolunda Mekke programını da az da olsa izleyebildim Selman kardeşimin sunduğu. Mekke'de hazırlıklar başladı. Yarından itibaren Arafat'a çıkacaklar ve inşallah Arafat Vakfesi yapılıp inşallah bütün hacı adaylarımızın hacları mebrur olacak. Ve e, kurbanlar kesilecek, işte evet. hem sadece e, orada değil tabii ki tüm dünyada kurbanlar kesilecek. Kurban deyince aklımıza e, ne gelmeli, kurban kelimesinden biz neler anlamalıyız veya bu kavramdan, bu kavramın içerisinde daha nice anlamlar var, e, başlarsanız bu e, anlamda programımızı böyle başlatalım ve sonra zuhurat nereye götürürse gidelim. Buyursunlar hocam. Estağfurullah. Tabii ki kurban kelime anlamıyla zaten bizi yönlendiriyor. Kurban her türlü maddi ve manevi yakınlık. Evet. Yaklaşmak neye olur? Sevgiye olur. Yüceler yücesine olur. Yaratana olur. Yara yaklaşmak insana fayda verene olur. Çünkü insana yaranmayanı kaçmak lazım. Kur'an-ı Kerim'deki ifadesi fefirru ilallah. Allah. Kaçışınız Allah'a olsun. Allah'a kaçacaksak onun yanında olmamız lazım. Onun için bize o kurbiyeti yaklaştıracak. Kurban dediğimizde maddi ve manevi yaklaşmayı anlıyoruz. Aynı zamanda belirli günlerde belirli vasıflara sahip olan hayvanların Allah'a adanması, Allah adına kesilmesi ve aynı zamanda da bu kesilenin de sırf bu bayramdan dolayı, bu ibadetten dolayı kurban adını alıyor. Bizatihi hem ibadetin ismi kurban, hem belirlenmiş olan zamanlı kurban. Hem de aynı zamanda buna getirecek olan hayvanın bizatihi kendisi de kurban. Evet. Bunların üçünü bir araya toplamak lazım. Onun için kurban ibadetini özetleyen iki kavram var muhterem hocam malumunuz. Bunların birincisi tevhid. Kurban bizi tevhide götürüyor. Zaten İslam'ın temeli tevhid inancıdır. Bütün peygamberlerin davet ettiği de tevhiddir. Evet. Yani fettekullâhe evet. ve atiyun. Yani Allah'tan sakının, korkun, sınırlarını koruyun, muhafaza edin ve atiyun ve peygamberlerinize itaat edin. Bize itaat edin diyor. Birçok yerde geçer. Tabii ki men yudu ar-resul fakat ata Allah. Peygambere itaat Allah'a itaattir. Onun için tevhidi temsil eden ve hocamız Allah razı olsun güzel tilaveti okudu. Yani orada Estağfurullah evet. li kulli ummetin cealna men seken li Aslında bütün ümmetlere Allah Teala bu ibadeti koyuyor. Hz. Adem'den günümüze kadar ibadet devam ediyor. Zaman zaman bu ibadete bulaşan bir takım şirkler, yanlışlıklar bunların temizlenmesi lazım ve o temizlik Hz. İbrahim zamanında yapılıyor. O zamandan efendimize kadar bu kurbana bulaşmış olan her türlü arınması gerektiren ne varsa bunlar asli hüviyette bu atamız İbrahim'in sünnetidir ve bunun her türlü cahiliye döneminde malumunuz o zaman da Putlara kurbanlar adanıyor, adadığı yerler putlar, putlar için kesiliyor. Kesilen kurbanların kanı putlara sürülüyor ve daha sonra da onların etleri bir kenara bırakılıp onların yırtıcı hayvanlar veyahut da kuşlar yemeğe bırakıp terk ediliyor, onlara adanıyor. Onun için tevhide giden fezkür ismallah, Allah Allah adına bu olacak. Allah'a adanacak, Allah adı anılarak olacak. Allah'ın adı anılmadan kesilen her türlü hayvan yenilmez, bunlar leştir. Bunun için tevhide götürecek olan en temel ibadetlerden bir tanesidir. Ve kurbiyet dediğimiz zaman iki yönü var. Bir, Allah'a yaklaşmak. Zaten Allah'a yaklaşan Allah'ın sevdiklerine de yaklaşır. Hepimizin bildiği aslında kurban mukarrebun olabilmektir. Yani Allah'a yakın, Allah'a yakın melekler var, Allah'a yakın kullar var, Allah'a yakın mekanlar var. İşte bunların başında Mescid-i Haram, mescid Aksa, Mescid-i Nebevi. Bunlar yakın olan yerlerdir belli bir konuda. İnşallah önce Rabbimize yaklaşmaya, daha sonra da Rabbimizin kullarına yaklaşmak. Belki onun tezahürü budur. Yani Allah'a yaklaşmak biraz gönül işi, biraz iç dünya işi, metafizik bir boyuttur. Ama bunun yansıyanı, günümüze yansıyanı ise Müslümanlara yaklaşmak, inanca yaklaşmak ve insanlığa yaklaşmaktır bu konuda kurbanı değerli hocam. Peki e, şimdi Kur'an-ı Kerim'de e, kurbanlık hayvanları nişane olarak bir şair, şair evet. yani nişane olarak gösteriyor ve hatta e, onlara saygılı davranmayı da takvanın bir ölçüsü olarak bizlere aktarıyor. Bunun altında yatan hikmet nedir değerli? Hocam? Evet, gerçekten şair dediğimiz yani sembol, Hı -hı. nişan, hatırlatma. Çünkü insanlar sembollerle kendi medeniyetlerini, mefkûrelerini, tasavvurlarını inşa edebilirler. Onun için semboller çok önemli. Bu hem milli olarak hem manevi olarak bizim bayrağımız var. Bu semboldür. Evet. Bağımsızlığın sembolüdür. Hürriyetin evet. sembolüdür. Biz o sembole bir anlam biçiyoruz. Diyoruz ki bunun kırmızısı şehitlik kanından geliyor. Evet. İşte hilali tevhidi temsil ediyor. Yıldızı peygamberi temsil ediyor. Evet. İşte bu sembol. Ezan bir sembol asla bu terk edilemez. Şiardır ve şiarın içerisinde şuur var. Hmm. Yani şiar ve şuur. ve malumunuz yine hac günleri zaten birbirine bağlı. Evet. Yani Arafat'tan sonra Müzdelife Kur'an-ı Kerim'de meş'ari haram Evet. Diye yani şuurlanma yeri. Belki Arafat bilinçlenme, Arafa'den geliyor. Bilinçlenme yeri meş'ari haram, Müzdelife şuurlanma yeri. İşte şuur dediğimiz zaman bir insan yapmış olduğu ibadeti ve temsil etmiş olduğu medeniyeti, kültürü, inancı onun sembollerinin ne anlama geldiğini bilmesi lazım. Şiar, sembol hatırlatır. Şu önemlidir, malumunuz hafife almak bile Allah korusun dinden çıkarır. Evet. İnkar etmekle hafife almak arasında fark, hiç yok. fark yok, hiç fark evet. yok. Bundan dolayı da saygı duymak. وَمَنْ evet. يُعَظِّمْ yani Allah. Yani Allah'ın şiarlarına, nişanelerine saygı duymak lazım. Çünkü o saygıdan sonra, çünkü o yücelik, o tazim, o hürmetten sonra o yücelik şiar noktasını anlamış oluyoruz. E Kur'an-ı Kerim'de e, yine inne safa vel mervete min şairille. Hep hac, hac, ile alakalı, hac mekanlarıyla alakalı. İslam alimleri şunu diyorlar. Bize Allah'ı hatırlatan ne varsa hepsi şiardır. Allah'ı hatırlatan ne varsa. Efendimizin ve aynı zamanda siz şuurdur da diyorsunuz. Şuur. Evet. Zaten e, şiar, şuur, şiir, şair hepsi aynı kökten geliyor. Yani o şiir onu kalıba dökmek, onu karşı tarafa etkili bir şekilde sunmak. E şiir de onu şiir şeklinde, şair şeklinde etkileyici sunmak mecburiyetindeyiz. Onun için şair içerisinde bunlar saygıya layıktır. La tuhillus sayre. Yani onlar mutlak surette o şiarları hürmetlerini koruyun, onlara saygısızlık yapmayın diye hem Maide suresinde hem Hac suresinde Rabbimiz özellikle ortaya koyuyor. Gerçekten e, zaten şuur bizi takvaya götürüyor. Takvaya götürüyor, evet. Yani hepsi birbirine bağlı bir zincirin halkaları gibi. Biz e, ibadetlerdeki temel maksat zaten bu. Yani bakıyoruz oruçla ilgili ayetin sonu لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ Umulur ki takvaya erişesiniz. Hacda وَتَزَوَّدُوا فَاِنَّ خَيْرَ الزَّادِ takva. Yani orada azıktanın hazırlık yapın. Evet dünyevi bir yolculuğa çıkıyorsunuz. Meşakkat var. Bunlara hazırlıklı olun. Ama fe inne takva. En hayırlı azık takva azığıdır. Yani bizi orucun da götüreceği, haccın da götüreceği takvadır. Kurbanın da götüreceği. Kurbanlık takvadır. hayvanın da götüreceği takvadır. Evet, takvâdır. o da takvadır. Biraz takvadan bahsedebilir misiniz hocam? Takva, takvaya götürür de takva nedir? Baktığımız zaman yani sadece Allah'tan korkmak mıdır takva? Yoksa gerçekten yani Allah'ı çok e, sevmek midir? Güzel. Şimdi e, malumunuz e, ittakilla Kur'an'da çok geçer. Evet. E, Allah'tan korkun. E, peki bir insan en çok sevmiş olduğu varlıktan için korkar? <laughs> onun onun için. Buradaki sordum. temel nokta bu. İşte burada Allah'tan korkmak onun sevgisini, rahmetini, merhametini kaybetme korkusudur. Ve Kur'an-ı Kerim'de yani Allah korkusuyla normal korku farklı hissediliyor. Birisi havf. Es-sâdû minel vel cu'i. Yani korkuyla imtihan edilirsiniz. Ama Allah korkusu innemâ yakşallâhe min Onda bir huşû var. Yani aynen namazdaki gibi. Vellezînum alâ salâtihim hâşi'ûn. onların namazda korku içerisinde mi diyeceğiz? huşu, bir teslimiyet. Yani Allah'ın huzurunda olduğunun farkına varabilmek. Hani Efendimiz et takva ha diyor. Takva burada. Yani takvanın yeri orasıdır. Yani eğer dil o takvanın yeri olan kalbin tercümanı olabiliyorsa, eğer organlarımız o dilimizin anlattığının hakikatini kalbimizi tasdik ederek yerine getirebiliyorsa işte burada takvanın özü ortaya çıkmış oluyor. Çok, yani. çok teşekkür ediyorum değerli tamam, hocam. Biz çok güzeldi. Şimdi mesajlarımız var. Müsaade ederseniz sevgili izleyicilerimiz bizlere mesaj göndermişler, mesajlar göndermişler. Onları okumaya çalışayım. Sonra bir hacdan bahsediyoruz. Mekke'den, Medine'den, Arafat'tan, Müzdelife'den, Mina'dan. Peki biraz sonra bahsederiz. Bir Daha doğrusu bugün hep böyle biraz hac ilahileri hazırladım. Bir ilahiden sonra tekrar devam edelim. Hayırlı akşamlar Fatih Hocam. Geceniz mübarek olsun. Allah sizlerden razı olsun. Her hafta gerçekten iple çekiyoruz haftanın gelmesini ailemle beraber izliyoruz sizleri diyor. E, vatanımıza, milletimize Rabbim dillik, düzenlikler versin inşallah. Gazze'deki kardeşlerimize de en kısa zamanda muzafferiyet ihsan eylesin. İsrail'i de kahru perişan eylesin inşallah diyor. Antalya'dan selamlar Necati Yılmazer kardeşimiz. Aleyküm selam, Allah razı olsun. Hayırlı yayınlar dilerim. Müftü hocama selamlar gönderiyorum. Sizin kanalınız sayesinde bütün Müslümanların gelecek Kurban Bayramını kutluyorum. Mehmet Sabaz kardeşimiz Batman Kozluk Güneşli Mahallesi Camii İmam Hatibi değerli hocamız Fatih Hocam hayırlı yayınlar diliyorum. Cuma geceniz mübarek olsun. Kıymetli müftümüze ve size sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Selam ve dua ile Giresun'dan Mustafa Alicanoğlu kardeşimiz Giresun'a selam gönderiyoruz buradan. Batman'a selam gönderiyoruz. Selamun Aleyküm Aleyküm Selam. Kıymetli hocalarım hayırlı yayınlar diliyorum. Selçuk hocamızın eski görev yeri Kızılca Hamam'dan selam ediyor. Cuma geceniz mübarek olsun diyorum. Fatih Göregen Kızılca Hamam. Değerli hocam Kızılca Hamam'dan. Kızılcahamam selam. Kazana, kahraman kazana selam olsun buradan. Ee, Fatih hocam Allah sizden razı olsun. Çok güzel bir yayın yapıyorsunuz. Rabbim ilminizi artırsın. Almanya'dan Wiesbaden'den Duran Donat ailesi, Duran Bey'e ve bütün ailesine selamlarımızı Almanya'ya, Hollanda'ya, Belçika'ya, bütün Avrupa'ya selamlarımızı gönderiyoruz. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun Fatih Hocam. Ben Mardin'den Ayşe. Sizleri severek izliyorum. İyi ki varsınız. dilerim bu kurban bayramınız ümmeti Muhammed'in üzerine hayırlı gelsin diyor. Amin diyoruz. Allah'a emanet olun. Hayırlı akşamlar dua ile. Ee, biz de dua ediyoruz. Ayşe kardeşim Allah razı olsun. Mardin'e selam gönderiyoruz buradan. O güzelim şehre. Değerli hocalarım kurban bayramına saatler kala. Bu akşam evimize misafir olduğunuz Rabbim sizden Diyanet TV'den ebediyen razı olsun. Bu akşam hürmetine Rabbim dualarımızı kabul eylesin. Müslümanlara da birlik ve beraberlik nasip etsin diyor. Ali İhsan Toy kardeşimiz Almanya Nürnberg'den bizleri izliyorlar. Nürnberg'e de selam. Almanya'dan yine Almanya'dan Konar ailesi 87 ve 84 yaşında gençler olarak diyor selam ve saygılar sevgiler dilerek Cuma ve şimdiden kurban bayramınızı tebrik ediyor hayırlara vesile olmasını e, diliyoruz diyor sağ olun diyor Allah bütün Gazze'yi de zalimlerin zulmünden kurtarsın diyor bu genç kardeşlerimiz Konar ailesine selam gönderiyoruz Almanya'ya. Bugün Almanya'dan bayağı izleyicimiz var. Hocam müsaadenizle bir Gani Mevlam nasip, biz gidemedik Tabii gidenlerimiz, giden dostlarımız bizlerin de selamlarını götürdüler inşallah. Gani Mevlam nasip etse varsam ağlayı ağlayı, Medine'de Muhammed'i görsem ağlayı ağlayı diyoruz. de Aşık Yunus'un bu güzel amin. duasına Ağızınız amin diyelim hocam inşallah ağrım. değerli hocam. Değerli hocam, şimdi tabi takvaya yavaş yavaş girmiş idik. Kur'an-ı Kerim takva boyutu esas alınarak yapılacak kurban ibadetinin Allah'a ulaşacağını aktarıyor. Kurban kesmeyi takva yönüyle ele alırsak neler söylemek istersiniz? Evet. Yine takva. Yine takva. Evet. evet. Ee, zaten bizlerin ibadetlerimizin bize ulaştıracağı en yüksek nokta takvadır. Bütün ibadetlerin sonuç noktası buraya olduğunu söylemiştik. Ve hocamız da okumuştu. Estağfirullah. Len yenalallahu luhumuha ve la dimauha ve la kinalu Yani oradaki net ifade Allah Teala ne etleri ne de kanlara ulaşıyor. Sadece bizim takvamız ulaşıyor. Gerçekten zorlu, meşakkatli olan bu kulluğun ve yapılacak olan işlerin Takva olmadan hedefe varması mümkün değildir. Sadece görünüşte olur, gösterişte olur, Allah katında bir değeri olmaz. Belki dünyada söylenecekleri söylenir, şunu yaptı, bunu yaptı denebilir. Ancak bunun Allah e, niyet noktasındaki karşılığı niyet olarak bakmamız lazım buna. Takvadır. E, takva noktasında bir başka nokta da şudur. Yani biz feda etme noktası var. Yani Allah'ı seviyoruz, sevgimizi tezahürün ifade ediyoruz belki kurban sevgi tezahürünün en zirve noktasıdır. Çünkü bir fedakarlık var. Yani ya Rabbi şu anda bana kurbanını, malını benim yoluma feda et diyorsun. Yeri geldiğinde de canımı da feda edebilirim. Bu konudaki çünkü insan zamanını feda etmeyen, malını feda etmeyen, canını kolay kolay feda etmez. Bunun için bu feda etmek, bu değergamlık noktasında, bu kendini verme noktasında o şuur içerisinde takvaya ulaşma konusunda Kurbanlarımızı bu şekilde yapmamız lazım. Hepimizin malumu işte son dönemde yapılmış olan belki yanlış uygulamalar yani kesme noktasında. Hı hı. Çünkü Efendimiz malumunuz buyuruyor. Allah her şeye ihsanı yazdı, hükmetti, farz kıldı. Yani yaptığınız şeyi en güzel şekilde yapmak. Bunu yaparken kesme fiilini yaparken de yani kurbanlarınızı keserken de en güzel şekilde bunu yapın. Yani ihsan kavramı yani belki Cibril hadisindeki en temel vurgu da budur. İhsan nedir? Yani Allah'ı görüyormuşçasına kulluk edebilmek, kulluğunun hakkını verebilmektir belli bir konuda. İşte bu e, takvaya ulaşmak, belki takviye mahiyetinde, yani insanın gönlünü takviye edecek, insanın imanını güçlendirecek. Çünkü her noktada sonuç imana varıyor. İmanın güçlenmesi, imanın kuvvetlenmesi. Hepimizin malumu yani e, Allah'ı anmak diyoruz. Fezkürullah'a. Allah'ın ismini anın diyor Allah Teala. Onu yüceltin diyor. Ayete de baktığımız zaman vecilet kulu kulubuhum. Yani titremek. <laughs> titremek. Yani inlemel e, <laughs> bun ida'uk vacilet kulubuhum. Allah'ın adı anıldığında, zikredildiğinde kalpte bir heyecan meydana gelir. Çünkü imanın yeri orasıdır. O harekete geçmesi lazım. Peki bu nasıl olur? Ve ida'tulleye aleyhim ayatu. Allah'ın ayetleri okunmaya başlandığı zaman, yaşanmaya başladığında, hayata yansıdığında, o ayetler tefekkür edildiğinde. Çünkü hepsi ayet. Biz ayet deyince sadece Kur'an'daki altı bin küsur ayeti anlamayacağız. İnsanın kendisi bir ayettir. Kainat bir ayettir. Ayet Şair değil evet, mi bunlar? Evet. Bunlar şairle ayet birbirine yakındır. Çünkü hatırlatandır. Ayet Allah'ın varlığını, kudretini, izzetini hatırlatan delil demektir. İşte kurbanlarımız da bir delildir. Kurbanlarımız da bize Allah'ı hatırlatan ve imanımızı güçlendiren. Ve izâ tuliyet aleyhim âyâtu zâdethum imana. İşte o imanın artması, Vallahi kuvvetlenmesi. tevekkülün bu sefer de tevekküle doğru gidiyor. Evet. Doğru hocam. Yani kıvama doğru. Yani evet. insan tekamülü ermesi noktasında. Yani gerçek... Takviye dediniz biraz evvel. Evet. Yani e... Yani o takviye edecek, kuvvetlendirecek olan şeylerdir bunlar. İnsanı takviye ediyor, güçlendiriyor. İmanı güçlenen insan yerinde duramaz. Evet. İmanı harekete geçirir onu. O iman her noktada onun yapması gereken duruşun nerede olmasını da belli eder. Onun için imana yatırım. Zaten başlangıçta da arz etmiştim. Yani e, kurbanın temelinde bir tevhid var. Evet. Zaten imanın temeli de tevhid ve bunun da e, ahlaki boyutu yani yaptığını ne için yaptığını, çünkü iman ahlakı diyoruz, iş ahlakı diyoruz belli bir konuda. Bunlar da işte takvadır. Yani onun güzellemesidir, o güzelliğin hayata yansımasıdır. Efendimizin malumunuz böyle Allah katında makbul olan en hayırlı kul kimdir, en müteber kul kimdir diye gelip sordukları zaman gelen muhataba göre bazen vaktinde namazını kılandır diyor. Anne babasına iyi davranandır buyuruyor. İşte Allah yolunda cihattır buyuruyor. Ama hepsini şamil olan bir hadis-i şerif var. Buyuruyor ki ee, Allah katında en makbul kul yüzüne baktığında sana Allahı hatırlatan kuldur. Yani yüzü demek onun yaşantısı, ameli, komşuluğu, ilişkileri, Allah'a karşı kulluğu, insanlara karşı beşeri münasebetleri. Bunlar işte e, takva noktasında, şiar noktasında insanın kendisi de bir şiar. İşte Allah'a baktığında sana Allahı hatırlatan bir kul. Allah noktasında en takva sahibi diyebiliriz. Ve aynı zamanda da e, o iyilik noktasında, şiar noktasındaki temel noktadır. Gerçekten e, hani Hz. Adem'in çocukları arasındaki o kurban ibadetini sunmaları vardı. Esal iz karraba kurbanen fe tukubbele min ahadihima ve lem yutekabbel minel akhar. Kale le yagtulennek Yani orada da yani buradaki takva noktasında baktığımız zaman yani niyeti halis olan bunu Allah için yapan. işte ayette geçtiği gibi Estağfirullah inna salati ve nusuki ve mehyaya ve memati lillahi rabbil alemin. Yani hepsi namazım da, kurbanım da, hayatım da, ölümüm de o alemlerin Rabbi olan Allah içindir. Yani alemlerin Rabbi olan Allah dediğimiz zaman biz kulluk noktasında sadece sanki namazdır, işte oruçtur, hacdır, İslam'ın temel. Evet bunlar kulluğun temelleri diyebiliriz buna ama aynı zamanda yani anne babaya karşı olan ihsan kavramı aynı zamanda komşuluk ilişkileri akraba ilişkileri yani insanlara karşı hani temel İslam'ı özetleyen temel cümle olarak bakılan yani Müslüman kimdir? Et ta'zim lillah ve şefakatu li Yani Allah'a tazim, hürmet var. E bu hürmetin bir de yaratılana karşı bir cephesi var. Hani güzel bir tabir var. Bazen derler ki dikey kulluk, yatay kulluk diye. E dikey kulluk tamam. E peki yatay bunu gösteren dikey kulluk senin Allah aranda. onu Allah biliyor, niyetini o biliyor. Ama yatay kulluk dediğimiz yani bunun insanlara, nebatata, hayvanata yansıması noktasıdır bizi o takvaya, o şuura eriştirecek olandır. Değerli hocam şimdi tabii kurban kesmek ile takva arasındaki bağı bayağı bir konuştuk. Ee, aslında çok da güzel oldu. Bir de kurban kesmek ile kurban ibadeti ile bir de şükür arasında nasıl bir bağ var? Ee, hac kurbanına şükür hediye diyoruz ya biz. Evet. Ee, ya bu kurban ibadetiyle şükür arasındaki bağı e, soruyorum. Bir de şimdi Mekke'de e, hacılarımızın kesmiş olduğu kurbanlarla buradaki kesmiş olduğumuz kurbanlar arasında ne fark var? Evet. <laughs> Gerçekten e, kurban şu anda en yoğun itibariyle yani hac ibadetini yerine getiren milyonlarca insan var. Rabbim hacilerini mebrur etsin. Amin. Orada bulunan insanların Allah'a hediye olarak sundukları, Cenab-ı Hakk'ın onlara bu ibadeti nasip etmesi ve orada haçla umreyi birleştirmek işte haccı temettü hac ile haccı kıran o nimeti elde edenlerin üzerine Allah'a göndermiş oldukları işte kladeleriyle işte onları nişaneleriyle sunmuş oldukları kurbanları vardır. Hı hı. Bunlar vaciptir hatta çok manidardır işte baş ee, yani taş baş ve tıraş diye şeklinde Evet. yani şeytanı taşlayacağız ondan sonra kurbanımızı kesip daha sonra da tıraşımızı evet. olacağız belli bir şekilde. Buradaki hediye dediğimiz zaman kurban günlerinde kur, e, o mekanda sadece harem bölgesinde yani bugün kurban kesilen alan mina bölgesinde o bölgede sadece hac için gönderilmiş olanlar da hac hacda ola ki bazen ihramın yasakları vardır veya haccın vacibini terk ettiği zaman da orada bir ceza kurbanı vardır o da o bölgede kesilmesi lazım. Yani hem hedi dediğimiz Allah'a sundukları hediye kurban, hem de orada haccın içerisindeki ihram yasaklarını veyahut da işte ceza olarak vacibi terk etme gibi bunlardan dolayı bazen dem dediğimiz büyükbaş evet. bazen daha bedene dediğimiz büyükbaş, dem dediğimiz küçükbaş olarak da kesilmesi gereken hayvanlar var. Bunlar o bölgede kesilir ve o bölgenin fakirlerine dağıtılır. Ha bugün sadece o bölgenin fakirleri artık çünkü kesilmiş olan Kurban sayısı çok yoğunlaştı. Evet. Artık İslam Kalkınma Bankası bunu orada organize ediyor. O bölgede yetecek olanları hem hacılara yemek olarak da sunuluyor. Hı hı. Aynı zamanda fakirlere dağıtılıyor. Daha sonra da onlar dondurulmuş bir şekilde veya konserve haline getirilmiş bir şekilde yine fakir ülkelere evet. ihtiyaç sahibi insanlara da gönderilmiş oluyor. Bunun dışında dünyanın değişik yerlerinde e, Müslümanların bu günler içerisinde yapması gereken ibadettir. Hanefi mezhebine göre vaciptir. Diğer bütün mezheplere göre de sünneti müekkettir. Bazen hani sünnettir, kesmesek de olur gibi anlaşılıyor. Ee, arz etmeye çalıştık. Bir şiardır, semboldür. Ve Efendimizin yani e, kurban günü yapmanız gereken ilk şey namazdır. Namazdan sonra da kurbandır buyuruyor. Kurban kesmektir. Kimin gücü yettiği halde bunu terk ederse musallamıza yaklaşmasın diyor. Bu Allah. kadar ikap var, uyarma var belli bir şekilde. Onun için zaten ee, vacip kavramı ağırlıklı olarak malumunuz Hanefi mezhebinde biraz vardır. Hac dışında. Hı hı. Hacda bir diğer mezheplerde var ama namazdır, oruçtur, diğer noktalarda diğer mezheplerde farz veya sünnet, arada vacip kavramı yoktur. Onun için işte fasalli li rabbika ve ayetinden de anlayacağımız gibi burada Allah için namaz kıl ve kurban kes. İşte hac harem bölgesinin dışında kesilen kurbana da udhiye diyoruz. Hı hı. Yani ee, kişinin üzerine düşmüş olan ve ve vahali vakti yerinde olan kişinin o gün kesberi kesmesi gereken kurbana udhiye kurbanı diyoruz. Bu da malumunuz duha vakti, kuşluk vaktinde kesildiği için namazdan sonra bu adı almıştır belli bir konuda. Şunu da gerçekten dikkat etmek lazım. Malum Efendimiz ee, musallaya, namaz kıldırmaya doğru gelirken kesilmiş olan kurbanlar var. Hemen orada müdahale ediyor şeyde, hutbede diyor ki Gelirken gördüm kurban kesenler olmuş. Ee, kurban kesenler tekrar bunu iade etsin çünkü önce namaz, sonra kurban vardır biliyoruz. Onlara evet. dikkat etmek evet. gerekiyor. Onların şeylerini. Değerli hocam şimdi yapıyoruz. tabi biraz asıl saadete doğru gidelim. Evet. Ee, ben siyeri çok severim İslam tarihini. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın o güzel günlerinde e, kurbanla alakalı alakalı e, mutlaka. E, bize ulaşan rivayetler vardır. Biraz onlardan bahsedelim mi? Yani bayram günlerinde e, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam neler yapardı? Bayram günleri Efendimiz'in döneminde neler yaşanırdı? E, ve kurbana dair örneklikleri var mıdır? Evet. Tabii ki e, Efendimiz Mekke'den Medine'ye hicret ettikten sonra hicretin ikinci yılında yani 624 yılında hem Ramazan bayramı hem de iki ay on gün sonra da Kurban Bayramı aynı yıl içerisinde ifa edildi. Tabii ki Medine'ye geldiğinde malumunuz Mihrican ve Nevruz diye bayramlar kutlanıyor. Ee, i̇şte sembol dediğimiz bize hatırlatan, yani Müslümanca duruşu ortaya koy gösteren ve asla başkalarını taklit etmeden, başkalarına herhangi bir şekilde meyletmeden kendi inancını, kendi kültürünü ortaya koyabilecek hem Ramazan bayramı hem de Kurban Bayramı. Bakıyoruz ki bayramlar genelde işte bakıyoruz Ramazan seyinden sonra oruçtan sonra bayram yapıyoruz. Yine kurban bayramı da aslında e, zil hicce ayı diyoruz Hac. E, haç ayında ve Kur'an-ı Kerim'de sallallahu aleyhi ve sellem o 10 geceye de yemin olsun yani o ve zil hiccenin 10 günü bir oruç vardır yani Efendimizin tutmasını istediği ve bu var bir de yanında gerçekten Hazreti İsmail'in teslimiyeti yani Hz. İbrahim yani kurban denince anlamamız gereken ve Efendimiz'in onun sünneti olup onun hakikatini tekrar ortaya çıkarıp İslam'ın özüyle kesilmesi gereken her türlü şirkten yanlıştan uzak kalıp beri kılıp yapılması gereken bir ibadet. İşte o teslimiyeti anma noktasında biz de o teslimiyetin yanındayız deyip de bir bayram noktası vardı belli bir konuda. Efendimiz bayram günlerinde mutlaka temizliği şart koşuyor. Zaten en nezafetü minel iman yani Müslüman temizdir. Her yönüyle hem kalbi temiz, hem de elbisesi temizdir, hayatı temizdir belli bir konuda. Temizlik noktasında efendimiz kalkıyor ve aynı zamanda kurban günlerinde hepimizin malumu teşrik günleri diyoruz, hı hı. şükür günleri. Buraya geleceğiz zaten. Teşrik günleri işte arife günü sabah namazından başlayıp bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar devam eden o 23 vakitlik yani Allah'ı anmak, onu yüceltmek, ona şükür ifadesini ortaya koyabilmek ve gerçekten. Ee, bu şükür konusunda yine e, İ'melu Ale Davud'e şükra ve kalilun min abâdiye şükür. Ey Davud'un ehli ailesi yani şükre devam edin, şükür yapın. Çünkü şükredenlerin sayısı çok az. Evet. Yani hocalarımızın bir duası var. Ya Rabbi bizi o az zümrede nasip eyle diye. Yani çünkü gerçekten ve in tauddu la tuhsuha. Yani Allah'ın nimetlerini saymaya kalkırsak sayamayız. Nimetin ifadesi şükürdür. Yani le in şekertum le azidenneküm. Yani, Şükrederseniz artırırım diyor Allah Teala. İşte o şükür konusunda şükür sadece dille değil. Değil önce şükür vereni tatmin etme konusunda kalbin bir şükrü var. Daha sonra verenin sahibini dilden ortaya koyup tazim etmek, hürmet etmek vardır. Ama bir de organın şükrü vardır. Yani onu organlarıyla, eliyle, ayağıyla vermesi gereken neyse bu şekilde yapıp organın şükrü olması lazım. İşte kurban bunlardan bir tanesi. İçinde hem kalbi şükür, hem dil, hem de organ şükrünü ifade eden hepsini cem eden ve e, Allah'a karşı teşekkürünü, Allah'a karşı şükranını arz etmiş olduğu bir vadettir. İşte bunu Efendimiz e, namazgah dediğimiz, normalde namazlarını Mescid-i Nebevi'de kıldırıyor. Evet. Ama bayram günü herkesi istisnasız ...çocuklarından, kadınlarından, kadınların malum halleri de dahil olanlar da olmak üzere... ...musalla dediğimiz bugün Mescid-i Gamame'nin bulunmuş olduğu yerde... ...Efendimiz orada bayram namazını kıldırıyor. Orada herkesi... Demek ki bayram daha genişti demek ki orası. Evet şu anda hocam malumunuz evet. her taraf kapalı biraz belli evet. bir şekilde. Belki nüfus itibariyle tabii şu anda binlerce, yüz binlerce insan gidince biraz daha kalabalık olabiliyor. Orada topluyor, o bayramın buyuruyor ki bugün sevinç günüdür. Evet. Yeme içme günüdür. Ama aynı zamanda şükür günüdür. Yani yeme içme yaparken bile bizi yediren ve bizi içireni de anmak lazım. Evet. Yani e, وَذْكُرْ رَبَّكَ اِذَا نَسِيدِ yani unuttuğunda bile evet. Allah hatırlıyor. Yani unutmak yok. Allah her an hatırlanacak belli bir şekilde. O gün bayram günleri hem biz Nam, farz namazlardan sonra teşrik tekbirlerini getirerek o şükrümüzü ifade ediyoruz. O işte dille olan şükürdür. Kurban keserek organ şükrünü yapmış olduğumuzu ortaya koyuyoruz. Aynı zamanda da hani kula teşekkür etmeyen Allah'a şükredemez. Ve orada da kurban günleri o sevinci etrafa yayabilmek. Ziyafet noktasında kurban kesenlerin yine e, ayeti kerimede hocamız okudu orada Yinhat suresinde. Yani e, فَكُلُوا مِنْهَا وَاَطْعَمُ الْقَانِيَا وَالْمُعْتَرِ yani orada kişi kendisi de yiyebilir. Aynı zamanda ihtiyaç sahiplerini de verebilir. İhtiyacı olmayan kardeşlerine misafirin ikram edebilir belli bir konuda. Bunun için efendimizin yani bayram günü bayram namazından sonra gelirken farklı bir yolu, evine giderken farklı bir yolu kullanması. E bu da çok güzel bir inceliktir. Gelirken gelin orada karşılaştığı insanları tebrik etmek. Bu arada Ankara'da da yatsı ezanları yankılanıyor. Ahmet Hanım'da. Aksi Aksaki camiinden güzel bir ezan duyuyoruz. Buyursunlar hocam. Elhamdülillah. Yani bu da şair. İşte. Evet. <laughs> yani ruhumun ilahi senden şudur ancak emeli. değmesin mabedimin göğsüne ama harameli. Bu ezanlar ki şahadetleri dinin temeli. Ebedi yurdum, yurdumun üstü benim Amin. inlemeli. Rabbim inşallah kıyamete kadar ezanlarımızı baki eylesin. Amin. Bu şiarları ortaya koysun. Efendimiz farklı bir yoldan gidip farklı bir yoldan Amin. geliyor dediniz. Evet. En son. Yani Efendimiz mescide giderken Gidiş yolundaki insanları hem bayramlarını tebrik ediyor, selamlıyor, selamlıyor, onlara belli bir şekilde güzelliğini ortaya koyuyor. Daha sonra namazdan sonra evine dönüş esnasında rivayete göre namazdan sonra musallada kılmış olduğu yerde kurbanını kesiyor. Hani bir örneklik olsun diye orada kurbanını kesiyor. Kestikten sonra Efendimiz iki kurban kestiği rivayet ediliyor. Yani birisi ümmeti için, birisi kendisi için. Daha sonra bunun dağıtılmasını. Şu çok önemli efendimiz ilk dönemde özellikle o ilk bayramın yaşandığı Hicri ikinci yılda dışarıdan da gelen kabileler oldu ve belli bir kıtlık dönemi buyurdu ki kimse evinde kurban eti saklamayacak. Şu gelen insanlar var onlara yedirilmesi lazım, fakirleri doyurmak lazım. Onun için onları dağıtmak gerekiyor. Ama daha sonraki yıllarda işte hem ayette hem de efendimizin sünnetinde ortaya konduğu gibi yani bunların bir kısmını evinizde, çocuklarınızla, ailenizle bir kısmını dostlarınızla, bir kısmını mutlaka fakirler, onları gözetilecek belli bir konuda. Onları gözeterek, onlara dağıtılıyordu. Yani bu sevinçten, bayramın geldiğinden herkes müstefid olsun. Herkes bunu anlasın. O neşeyi herkes yaşasın diye. Efendimizin o bayram musallasında yaşamış olduğu güzellikleri Rabbim bugün de yaşamayı nasip eylesin. Ben tabi dini muski hocası evet. olduğum için salaları çalışırken toplu halde işte telbiyelerin getirildiğini biliyoruz. Veya e, Kabe'nin tavaf esnasında toplu halde tekbirlerin telbiyelerin getirildiğini biliyoruz. Bayram günlerinde de e, biraz evvel size de söyledim ya çoluk, çocuk, yaşlı, genç, ihtiyar herkes musallaya namazgaha e, mescid-i gamamenin olduğu yere giderken sokaklardan sabah vakti sokaklardan tehlil nidalarının tekbir nidalarının seslerin birbirine karıştığını söylüyor e, İslam tarihi ilk dönem İslam tarihi kaynaklarında. Dini musiki'nin de bayramlarda evet. e, bizim tekbirlerimiz, tehlillerimiz değil mi? Tahmidlerimiz. E, evet. e, zin bir göstergesi de burada bayram günlerinde ortaya çıkıyor. Benim için de önemlidir o. Çok güzel bizim bir yere geldiniz yani... muhterem hocam. Burada da Efendimiz hem eğlence günü dedik. Çocuklar kız çocukları orada hem musiki icra ediyorlar. Evet. Efendimiz bunlara teşvik ediyor. Yani biri susturmaya sustur diyor. Bugün sevinç günüdür çocuklar. Şeyini söylesin diyor. Hatta Peygamberimizin sonraki sahabiler, ya ne oldu bize? Yani Peygamberimiz zamanında bunlar çok güzel bir şekilde bizi coşturuyorlardı. Yani Aha. maalesef bayramlarımız da <laughs> üzüne dönmeye başladı. Yani e, hepinizin malumu yine efendimiz mescid i Nebevi'de mescidin içerisinde Habeş'ten gelen işte o kalkan ekibinin oradaki gösterisini Hazreti Ayşe validemizle Beraber. <laughs> beraberce yani e, onu izlemesi yani zaman zaman e, uzun bir zaman geçip ey Ayşe e, biraz daha deyince Hazreti Ayşe validemizin de kırmayarak oradaki yani bayramın neşesini, bayramın bayram olduğunu anlamak. Yani bayram tadında bayram diyoruz. Yani o tadı hissetmek lazım. Gerçekten tat noktası çok önemli bizim. Yani e, ağzın tadı, yani hayatın tadı diyoruz. Yani ağzın tadı almış olduğunuz lezzet, ağzınızda bir yara varsa, uçuk varsa tadı alamıyorsunuz. Veya vücudunuzda bir rahatsızlık varsa bu tadı alamıyorsunuz. Hayat noktasında da böyle. E, Allah Resulü'nün o hadis-i şerifi çok yani yerinde ve mükemmeldir. Yani e, imanın tadı diyor Efendimiz. O bile tattır. E bu nasıl mümkün? Allah ve Resulü'nü her şeyden daha çok sevmek. İkincisi sevdiğini Allah için sevmek. Üçüncüsü sahip olduğunuz en büyük nimetin, hazinenin iman olduğunun farkına varmak. Bunu kaybetmektense ateşe düşmek kadar tehlikeli olduğunu, onu sarılmaktır belli bir konuda. İşte o tat, o lezzet, onun e, etrafa yayılması, sirayet etmesi. Bu çok önemli. Yani hani derler ya üzüntü paylaşılınca azalır, sevgi paylaşılınca çoğalır. O sevginin topluma hakim kılınması. Yani bugün yani trafikte farklı yerlerde insanlar patlamaya hazır mayın gibi yani dokunsan yani neredeyse silahını çıkaracak pozisyona gelebiliyor. O sevginin e, buyurduğunuz gibi o namazgahlar bugün Afrika'da farklı ülkelerde hamdolsun o gelenek devam ediyor. Belki e, başkanlığımız bunu bir şekilde başlatır. Sürre alayları başladı ya Muhterem evet. Hocam. İnşallah bu bana da nasip oldu ilk sürre alayı 3 yıl evveldi Üsküdar'dan elhamdülillah o hacıları uğurlama ilahilerini ben okumuştum. Bunu da bunu rahatlıkla söyleyeyim. Rabbim <gülüyoruz> tekrar nasip etsin. Amin amin. hocam bir şey söylediniz. Birkaç dakikamız daha var ilahiye, evet. SMS e, okumaya. E, bayramın en güzel en önemli özelliği temizlik dediniz ya. Evet. Hemen o anda aklımda böyle e, yani bizim milletimiz de çocuklarına e, o temizliği aşılıyor en başta. Yani gidiyor hemen kendi gücü nispetinde yani müktesebatınca bir bayramlık alıyor. Evet. Yani ayakkabısını veya bir kazanı. Onu bile e, işte bir temizlik olarak görmek lazım. Milletimizin e, bize e, vermiş olduğu bu değeri. Temizlik dediğiniz oradan aklıma geldi. O ilk günlerdeki, ya ben ayakkabımı yastığımın altına koyup saklayıp bayram namazına öyle gittiğimi biliyorum. yani Mutlaka, bilmiyorum belki siz de yaşamışsınızdır. Yani yaşamayan yoktur hocam <laughs> şey konusunda. Bugünkü neslin belki hazır imkan noktasında gerçekten daha bugün imkan sahipleriyle daha rahat ulaşabiliyorlar. O gün ulaşmak o biraz daha zordur. zordu. Evet. Ve kıymeti daha fazla oluyordu. Şu da önemli. Hocam, Arefe günü tam ev temizliği. Hem mezarlık, hem mezarlık ziyaret. Yani e, her konuda ve güzel bir geleneğimiz vardı. Arife çiçekleri diye malumunuz hocam. Onu bilmiyorum. Bu arife çiçekleri nasıl ki e, anne babasıyla çarşıya pazara gidip kendine bayramlık alan çocuklar, aynı zamanda toplumda yetim, öksüz, onu almaya gücü yetmeyenlere, yani arife günü imkan sahibi olanlar, o çocukları hemen gidip alıp onlara bir elbise veyahut da belli bir şey onları sevindirmek. Bunun arife çiçekleri deniyor. Bu toplumunu duyuyorum. Bu toplumun çok güzel çok bir geleneği. Güzel bir şeymiş. Hocam. Elhamdülillah. şöyle bir şey oldu. Güzellik yaşadık. Şu anda Kanada'daki Hollanda'daki vakfımız Türkiye Diyanet Vakfı Hollanda temsilciliği Türkiye'deki oradaki eee müşavir hocamızdan Allah razı olsun. Türkiye'de 81 ilde 81 evet 81 ilde 81 yetime buna hayırseverlerle beraber iştirak ettiler, öncülük yaptılar. Yani sadece Giresun'umuza değil, bütün 81 ilde bunu ortaya evet. koydular. İnşallah bunu da tekrar bu bayram vesilesiyle İnşallah e Hem çevremiz, hem ülkemiz, hem e Gazze, hem Doğu Türkistan, e ben iki gün evvel de yayınlandı. Türkiye Diyanet Vakfı bağışlarınızı e çok en, yani güvenli bir şekilde bağışlarınızı Türkiye Diyanet Vakfı'na bağışlarsanız e, Filistin'e Gazze'ye o yavrularımıza kesinlikle ulaşacaktır Allah'ın izniyle inşallah işte o yavruları sevindirme zamanı e, o gün bugün e, diyelim e, hocam bir mes mesajlar okuyalım sonra müsaade ederseniz bu güzel sohbete ilahiden e, sonra devam edelim Fatih Hocam saygılarımla geceniz mübarek olsun misafir hocamızdan, müftümüzden hürmetlerimle ben Ömer Cırık ailecek sizleri bekliyoruz. Konya'nın Yalıhüyük ilçesinde bulunan kardeşime, Konya'da bulunan torunlarıma, Almanya'da bulunan kızlarıma, oğluma ve torunlarıma selamlar diyor. Biz de buradan selamları gönderelim. Selamun Aleyküm, aleyküm Selam, hayırlı akşamlar. Almanya Köln'den selamlar. Bugün Avrupa bayağı bir izliyor bizi. Köln'den selamlar. Allah Müslümanlara bir mübarek günlerde yardımcı olsun diyor. Seyfullah Özer kardeşimiz Köln'e selam gönderiyoruz buradan. Selamünaleyküm aleykümselam. aleyküm selam. Fatih Hocam Rabbim tavrınızı, muhabbetinizi ve tevazunuzu daim eylesin. Boru, Bolu, Geredeli, Muğla Bodrum Çiftlik İmam Hatibi Süleyman Doğanay. Doğanay deyince benim evet. bir hemen böyle bir Ekrem Hocama Ekrem Allah Allah gani gani rahmet eylesin. Hocam, o kadar hocam. çok hizmet etti ki Kur'an kadimi herhalde mutlaka e, akrabalarından Ekrem Hocama da rahmetiyle Rabbim muamele eylesin inşallah. Süleyman kardeşimizden de Allah razı olsun. Hayırlı yayınlar diliyorum Fatih Hocam ve müftümüze selamlarımı gönderiyorum. E, hayırlı bayramlar. Onur Çelik ailesi ve torunları Diyor Ertuğrul Samet Çelik, Zeynep Mina Çelik ve Metehan Çelik yavrularımız. Hayırlı yayınlar diliyorum. İyi ki Diyanet TV var. İyi ki var. Sizleri severek izliyoruz. Aslen ben Giresunluyum. Değerli müftümüze ve sizlere selam ediyorum. Şimdiden bayramınızı tebrik ediyorum. Muhammed Salman Akisar müftüsü. Değerli hocam Akisar'a sayın müftümüze selamlarımızı evet. gönderiyoruz. Ee, Allah razı olsun değerli hocam, sizlere de selam var hocamızın. Selam. Ben Bolu'dan İsmail Fidan. Sizin ve hocamın Cumasını ve Kurban Bayramını kutlarım, sağlıklı, hayırlı ömürler dilerim demiş. Allah razı olsun İsmail Fidan kardeşimizden Boluya selam olsun bu arada Gerede'ye. Selamünaleyküm hocalarım, ben Gebze Sultan Orhan kız Kuran kursu öğreticisi. Ayşe Usta hocamız. Büyük bir feyizle sizi izliyoruz. Şimdiden hayırlı bayramlar diyor. Ayşe hocamıza selam gönderiyoruz. Yavrularımıza selam gönderelim. Kur'an kursundaki. Kıymetli Fatih hocam cuma geniz, geceniz mübarek olsun. Rabbim ümmeti Muhammed'i birlik ve beraberlik ve dirlikten ayırmasın. Gazze'ye ferahlık nasip eylesin diyor. Mehmet İnci kardeşim, ağabeyim Allah razı olsun Mehmet abicim duanıza amin diyoruz. Selamun Fatih Hocam, aleyküm selam. Ve değerli konuğumuz bu güzel günler, bu güzel gecede evlerimize misafir olmanız çok değerli bizim için. İyi ki varsınız diyor. Selam olsun o güzel peygamberimize İstanbul'dan Kadriye Gölboyu. Şimdi biz de peygamberimize bir selam göndereceğiz. Bize eşlik edin. Medine'ye gideceğiz. İyi akşamlar Fatih Hocam. Sizleri severek Kıbrıs, Gazi Makosa'dan izliyoruz. Bu Denli programların çoğalmasını diliyoruz. Sevgi, saygılarımızla Ayşegül Can hanımefendi Kıbrıs'a, Gazi Makoza'ya, e, Lefkoşa'ya, Girne'ye selamlarımızı gönderiyoruz. E, çok güzel günlerimiz oldu Kıbrıs'ta, Lefkoşa'da, Girne'de. İnşallah bir gün buluşuruz. E, depremden sonra yavrularımızın e, mevlidine de gelmiştim, o yavrularımızı da anmış olalım. Depremde yitirdiklerimizin hepsine buradan rahmet dileyelim. O yavrularımıza da rahmet dileyelim inşallah. Ne güzel oldu bizlere bunu yazmanız. Selamünaleyküm Fatih Hocam ve Selçuk Hocam. Saygı ve hürmetler programınızı takip ediyorum. Dilinize, yüreğinize sağlık. Hüseyin Akpınar, Avusturya, Voralberg, Blue Dance Camii İmam Hatibi. Vorarlberg'e buradan selam olsun. Bregenz'e, Salzburg'a, Viyana'ya. Avusturya Hüseyin Hocam teşekkür ederiz. Burası benim eski görev yerim. Hocam. Öyle mi hocam? Evet hocam. hocam ne güzel. Dünyanın selam en güzel, olsun. en güzel yerlerinden Rabbimin nişanesinin böyle <laughs> açık açık görüldüğü yerler ki o, o bölgeyi çok severim. Ee, selam gönderiyoruz buradan. Ve son mesajımız ilahiden önce. Selamünaleyküm Fatih Hocam. Aleyküm selam. Kadim dostum Selçuk Kılıçbay Hocam'a Hoş geldiniz diyorum. Allah Teala icra ettiğiniz bu güzide programa hayırlara vesile kalsın. Muhterem hocama sizlere ve ekibinize çok teşekkür ediyorum. İbrahim, Noman Musaflara inceleme ve Kıraat Kurulu üyesi. İbrahim hocama da biz buradan selam, selam gönderelim. Selam, Allah razı olsun değerli hocam. Medine'ye doğru gidelim. Anadolu'da belki de herkesin diline pelesenk olmuş bir ilahi vardır. Onun için anonimdir. Yani güftesi kime ait, bestesi kime ait belli değil. Ama bu millet milletin içinden çıkmış çok güzel bir ilahi. Şöyle Medine'ye doğru gidelim. Efendimize salavat getirelim. Sonra kaldığımız yerden devam edelim. Buyursun arkadaşlar. <laughs> Yani aklı olan arif olsun, ciğer yansın, büryan olsun. Bir canım var, o da kurban olsun. Bu nasıl bir aşk değerli hocam? Bu nasıl bir aşk Efendimiz'e? Hocam gerçekten Anadolu irfanı çok güzel bir tabir. Malumunuz kendi kavramlarımızı bazen içini boşaltmak, farklı yöne yönlendirmek isteyenler var. İşte Anadolu İslamı, Avrupa İslamı deyip hayır. İrfan doğrudur. Evet. Anadolu irfanının çok güzel yönü var. Ee, büyüklerimiz Anadolu irfanını özetleyen iki temel maturidi akaidi var deniyor. Çok hoştur birincisi ehl kıble tekfir edilemez. Yani o ümmet bilinci, o İslam kardeşliği, insanların yapmış olduğu hata hiçbir zaman dine İslam'a bağlanamaz hatası atılır ancak kişi kendisi atılmaz belli bir konuda. İkinci nokta da ee, amel imandan bir cüz müdür değil midir diye. Belki konumuz değil ama Anadolu ifanı deyince bu aklıma geldi hocam. Yani e, insanlar bazı ibadetleri, bazı amelleri yerine getirmeyebilir. Getirmediği için sen dinden çıktın deyip de bunu atamazsınız. Ona tebliğ edersiniz. Fezekkir fe inne zikraten feul Anlatarak, uyararak onu hakikate getirmeye çalışırsınız. Gerçekten bizde peygamber sevgisi çok farklı. Yani isimlere bile yani bakıyorsunuz Gül, Gül Gülnihal, yani ya. Peygamberimizi hatırlatan ne varsa bununla alakalı hem isim vermek hem de o yola giden Medine ilahileri konusunda, efendim peygamber sevgisi farklı bir şeydir. Rabbim inşallah o sevgiyle daim i̇nşallah. eylesin. Şimdi e, hep anlattım bunu ama yine anlatmak istiyorum, tam yeri geldi. E, Allah'ım gani gani rahmet eylesin. İsmail Karakaya hocam, e, 2006 haccında beraber idik, İsmail Coşar hocam, İsmail Karakaya Hocam, beraberdik. Mustafa Demir Hocam ve rahmetli e, Mehmet Barış Hocam, Adana müftüsümüz. Evet. Şimdi bir gün Medine'de e, me, e, Kıble Menazil Otel'in e, o yemekhanesinde program yapıyoruz yani, irşat programı. programı. Hocam konuştu, konuştu, sohbet etti. E, yani Ravza'yı da izliyoruz şuradan, Ravza gözüküyor orada. Ye, yeşil kubbe gözüküyor. İsmail hocam dedi ki bir ilahi oku da dinleyelim. Hadi dedi. Dinlesinler senin hacı adaylarımız veya hac doğru hacdan evveldi Medine. Tam ilahiye başlarken önümdeki bir hacı teyzem yavrum dedi. Ben bir ilahi istiyorum. Onu oku dedi. Buyur teyzem söyle hangisini istiyorsun dedim. Medine'ye varamadım oku dedi. <laughs> dedim ki teyzem baksana buradayız ya. Ravza'dayız. Ya gülüyoruz ama hocam. Çok o zaman çok şaşırmıştım ama. Sonra hocam bizim Anadolu insanı orada bile hasret ona. Anadolu irfanı bu. Evet. Muhteşem bir şey bu hocam. Yani orada bile ama ona hasret. İşte ben Anadolu irfanı deyince hep aklıma bu geliyor. Muhteşem bir şey bu. Bir de Fahrettin Paşa'yı unutmamak lazım hocam. Ay ya hocam Allah Allah evet. Fahrettin Paşa o hele hele o son günlerdeki Hayat Hocam o İdris neydi soy ismi bilmiyorum ama o öyle güzel bir yani burayı ruhumuz bekler diyor ya ölsek de Ravzan'ı ruhumuz bekler muhteşem bir şey hocam. Neyse biraz duygusallaştık yeniden kurbana dönelim. Kurban da duygusallık işte bir kardeşlik diyoruz ya kurbanın başka sofraları şenlendirme yönü de var. Elhamdülillah. Biraz bundan bahsedelim. Buyursunlar hocam. Evet kıymetli hocam. Tabii ki kurban ibadeti kişinin bireyin kendi yapması gereken bir ibadet. İmkan ölçüsünde yapabiliyorsa yani alması, hissedarları belirlemesi, eğer küçük başta kendini kesebiliyorsa kendi kesmesi, keserken yanında bulunması. Özellikle o ibadeti yerine getirirken yine hep rahmetle anacağız. Ali Murat Daryal Hoca. Allah mekanını cennet etsin. Hocam Efendinin e, Kurbanın Psikolojik Temelleri diye bir kitabı var, Doktor Hatice. Kurban kesen medeniyetlerle kesmeyen medeniyetler arasındaki farkı ortaya koyuyor. Kurban kesen medeniyetlerde insanların saldırganlık özelliği, öfke özelliğinin azaldığını, kesmeyen medeniyetler ise buyunun zirve yaptığını ortaya koyuyor yani mutlak surette başında bulunmak. Tabii ki çocuklar değil. Zaten kurban blue dediğimiz akıl bari olma noktasındakilere öncelikle vaciptir gücü yerindeyse. Onun için yani gençlerimizi, büyüklerimizi kesen insanların başında bulunması çok önemlidir. Evet. İşte bunu ortaya koyabilme, kendi kesebilmesi. Kendi kestikten sonra eğer kesemiyorsa tabii ki artık büyük şehir şartları gerçekten yani kesme imkanı o kadar çok yoğun değil. Farklı yerlere gitmeniz gerekiyor ve hatta çalışma şartları yani bir itfaiye e, memurunu düşünün. O anda nöbette olabilir, farklı şekilde olabilir. Bu şekilde de hocam vekaleten kurban. Az önce bahsettiğiniz gerçekten dünyanın yani e, 149 ülkesinde şu anda e, bugün Diyanet Başkanlığı'na uğradım. Yine arkadaşları aradım. Dediler ki bir kısmı hacda bir kısmı Afrika'da kurban kesilecek olan bölgelerde emanet edilmiş olan kurbanları yerinde e, izlemek, videoya almak onları oradaki ihtiyaç sahiplerine dağıtmak ve o gönül köprüsünü, o yardımlaşma köprüsünü, o ümmet olma bilincini ve gerçek anlamda fakirin, muhtacın sofrasında bir yemek olma, bir sevgi olma, bir huzur bulma şeyini ortaya koymaya çalışıyorlar. Allah onlara güç kuvvet versin. Amin. Ben de e, 2022 yılında Mali'ye bu organizasyonla gitmiştim. Su kuyusu ve yine Ramazan bayramında orada kumanyalar. Halif Keytan'ın memleketine. Evet. Yani e, gerçek anlamda gittiğiniz zaman o gönül köprüsünü ortaya koyuyorsunuz. İşte yakınlaşmak diyoruz ya, yani Allah'a yakınlaşmak, bunun tezahürü insanlara, müminlere, ümmete ihtiyaç sahibi olan o insanların sofrasında bulunabilmek, evet. gönüllerini olabilmek, o fethi ortaya koyabilmek. Gerçekten büyük bir fedakarlıkla gidilip oralardan diğer e, kardeş kuruluşlarla, partner kuruluşlarla orada bu ibadeti en güzel şekilde yerine getirebilmek. Zerre kadar şüphe duymasınlar. Çünkü hocalarımız işin başında. İl müftüler şu anda ilçe müftülerimiz, bütün hocalarımız, vakıftan Türkiye Diyanet Vakfı'nın görevlileri şu anda alandalar. Gerçekten sanatçı arkadaşlarımız var. Evet. Şuraya, evet. Yani oraya Allah gidip, razı olsun hepsinden. Evet. Yani hem gönüllü olarak yani evet, bunun gidip yerine arasında. gelmek. Gerçekten o gönül köprüsünü kurmak önemli. İşte vekaleten kurban diyoruz. Kendimiz kestiğimiz zaman yapacağımızı söyledik ama bir de bunun vekalet tarafı vardır. Yani maddi ibadet, mali ibadet olduğu için vekalet verebiliyoruz. Kuruma da verebiliyoruz, şahsa da verebiliyoruz. Biz kurumlara vekaleti veriyoruz. Onlar da elhamdülillah bu ibadetimizi gitmiş oldukları yerlerde hem milletimizin selamı olarak, sevgisi muhabbeti olarak hem orada bir paylaşma noktasındaki diğerganlık dediğimiz hem tercih etme konusu gerçekten bu sene başkanlığımız ve Türkiye Diyanet Vakfı özellikle Türkiye içerisinde deprem bölgesinde kardeşlerimiz, evet. Onlar yaralıdır. Gerçekten Allah devletimize zaval vermesin. Biz oradaki birlikteliği gördük. O deprem bölgesinde hemen üçüncü, dördüncü günü başkanlığımız hemen oradaydı. Bizler de oradaydık. Allah bu devlete, millete zaval vermesin. Oradaki Bu kurbanda da yine önce ülkemiz, öncelik, tabii ki. Ülkemizdeki öncelikli bölgemiz de deprem bölgesi. deprem bölgesi. Yani burada şunu diyebiliyor bazı vatandaşlarımız, cemaatimiz. Hocam niye orası? Çünkü insanlara bizi emanetleri var. Deniyor ki biz bu emanetleri Filistin'e gitmesini istiyoruz. Veyahut da biz bu emanetlerin Afrika'ya daha fakir insanlara gitmesini istiyoruz. Aynı zamanda da ülkemizde de bunu kesilip özellikle deprem bölgesi başta olmak üzere vakfımızın bu hizmeti devam etmektedir. Vatandaşlarımız bizi dinleyenler gönül rahatlığı içerisinde bu vekaleten kurbanı oradaki gönüldaşlarımıza, vatandaşlarımıza, e, dindaşlarımıza ulaştırabilir. İşte onların sofrasında yer alabilir, onların sevincine ortak olabilir. Yani o sevinci yaşamak lazım. Biz ne kadar anlatırsak biraz boş oluyor ama... E, estağfurullah, estağfurullah hocam. Ee, yani programımızın da yavaş yavaş sonuna doğru geldik. Ee, birkaç cümleyle yani program başında söyledik ama Gazze'de de bayram e, yaşanacak. E, Gazze'de e, aylardır bu katliam devam ediyor. Kardeşlerimize maddi ve manevi yakınlığımızı da yine e, başta Diyanet Vakfımız olmak üzere göndermiş olduğunuz vekaletle kurban, e, ne diyelim ona? E, yani bu e, yardımı, bu ibadeti oraya yapabilecek Oralara mı? da göndermiş olacaksınız. Onu da e, iletelim. Değerli hocam birkaç cümleyle son cümlelerinizi alalım. E SMS'leri okuyup programımızı bitireceğiz. Son e artık 7-8 dakikaya girdik. Buyursun da hocam. Çok güzel bir sohbetti onu söyleyeyim. Estağfurullah. O sizin güzelliğiniz oldu. Estağfurullah. Buyursunlar hocam. Ee, Teşekkür hocam. Özellikle Gazze dediğimiz zaman dün e kıymetli başkanımız açıkladı Gençleri Başkanımız. Sırf Gazze'ye benim kurbanımı verim diyenlerin sayısı 40 bine yaklaştı. Yani onlar. Yani ne bir güzelmiş. de bir de şu var. Yani orada sınır kondu. Belki konmasa daha yukarı çıkacaktı. Çünkü ulaştırma pozisyonu, yani Mısır'da Refah'ta kesilip oradan dağıtılacak. Ee, elhamdülillah bu millet her zaman hem e, ihtiyaç duyulduğunda koşan bir millettir. Ee, Gazze dediğimiz zaman sadece hocam son 7-8 aydır değil. Gazze son 100 yılın kanayan yarası. Filistin kanayan yarasıdır. Bu bölgeye insani olarak baktığımız zaman bakıyorsunuz bugün Avrupa'da da Amerika'da da farklı yerlerde insan bu zulme tahammül edemiyor. İnsanlık vasfını ortaya koyuyor. Güzel bir söz vardır. İğneyi kendine batır. Hissediyorsan canlısın. Karşıdaki insanın acısını hissediyorsan insansın. Hı hı. Bizimki insanlığın biraz ötesine geçmesi lazım. Çünkü imanın bir gereğidir. Ümmet olmanın, Müslüman olmanın ve bize emanet edilen Mescid-i Aksa'nın, Kudüs-ü Şerif'in, e, Barakna Havle, etrafı hem bereketli olan o toprakları Müslümanların himayesinde olduğunda yani Hazreti Ömer'den günümüze kadar belki 150 200 yıllık bir ara dönem vardır ama onun ötesinde hangi ırktan hangi milletten olursa olsun Müslümanların himayesinde huzur içinde yaşamışlardı. Şu anda bile hocam Kıyamet Kilisesi'nin anahtarları Müslüman bir ailededir malumunuz. Bu ne demektir? Yani o Müslüman ailem sabah namazına gidiyor. Namazdan sonra kendisine eman edilen o anahtarlarla gidip o kiliseyi açıp oranın himayesini ortaya koyabiliyor. İşte bu milletin, bu dinin güzellikleri budur. Gazze bizim yapmamız gereken evet fiili dua yani unutmamak, unutturmamak, sürekli gündemde tutmak, efendim basın açıklamasıyla ne olur, yürüyüşte ne olur gündemde tutmak önemlidir ve boykot. Gerçek anlamda destek veren, zulme destek olan, zulmün yanında olanlara tavır koyabilmek kim olursa olsun zulmü yapan Müslüman da olsa tavır koyacaksın. Zulmü zaten Müslüman elhamdülillah. Evet, elhamdülillah. zulüm yakışmaz. Zaten yapmıyorlar. Z hep zulmü görenler Müslümanlar oluyor. Her zaman hakkın, hakikatin, hakkının yanında olmak Müslümanların görevidir. Hocam Allah razı olsun. Yani böyle ee, bitirmek istemezdim ama böyle bal ile keselim ee, çok teşekkür ediyorum Biz teşekkür ediyoruz sohbetiniz için bu güzel e, sohbetinizden ve özellikle vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı da ben de çok şey öğrendim bugün özellikle e, Arife çiçekleri beni çok etkiledi onu söyleyeyim efendim giriyorsun müftümüze çok teşekkür ediyoruz bu güzel sohbetinden dolayı Cuma'ya doğru bu sezonun son programı idi. İnşallah önümüzdeki sezonda Eylül ayında tekrar beraber olmak ümidiyle diyelim. E, Cumartesi günü Allah nasip ederse Diyanet TV ekranlarında olun. Çünkü e, vakfe ve Arafat'tan canlı yayınlar yapılacak. E, oradan biz de o canlı yayınla Diyanet TV aracılığıyla biz de e, amin diyelim onlara karışalım. Hemen mesajları okuyayım vaktimiz var mı Mustafa abicim? Peki, peki. Kıymetli Fatih Hocam Avusturya'da beraber görev yaptığımız Selçuk Hocam'a ve size selamlar Denizli Çivril İlçe Müftüsü Muhammed Çörekçi e, Hocam e, selam göndermişler değerli hocam. Evet. E, Selamun Aleyküm hayırlı yayınlar diliyorum. Bu akşam programdan çok istifade ettik. Rabbim Selçuk Hocam'dan da sizden de razı olsun. Konu, o kadar güzel konulara değindiniz ki. Giresun'dan selam olsun diyor. Aksu Hoca Ahmet Yesevi cami İmam Hatibi Hasan Türk tüm ümmete e, bayram tadında başarılar diliyorum diyor. Selamünaleyküm aleykümselam Fatih Hocam kıymetli müftüme sevgi ve hürmetlerimi sunuyorum. Rabbim Filistinli kardeşlerimize en kısa zamanda ferahlık ve zafer nasip eylesin. Hacda olan tüm kardeşlerimizin haclarını Rabbim mebrur eylesin diyor. Ayrıca izliyoruz. Gebze'den Hakan Özmen Gebze'ye selam. Değerli köylüm kıymetli Selçuk Hocamız Avusturya Voralberg'den sana kucak dolusu selam ve saygılarımızı sunuyoruz. Çelik Sümer ailesi olarak seninle gurur duyuyoruz diyorlar değerli hocam. Ee, Çelik Sümer ailesine selam gönderiyoruz. Selamünaleyküm Fatih Hocam, aleykümselam. Giresun Çandır Köyü cami İmam Hatibi, bah Bahtiyar Özdemir e, Hocam bizlere selam göndermiş, biz saygı ve selamlarımızı sunuyorum diyor. Selamünaleyküm Fatih Hocam. Değerli e, Fatih Hocam programımızı keyifle izliyoruz. Bizim için Selçuk Hocamız çok kıymetlidir. Bizim için de kıymetli. Diyanetimiz için de kıymetli Selçuk Hocamız. Görev yaptığı her beldede çok değerli hizmetlerde bulunduğu, eski görev yaptığı Gebze'den saygı ve selamlarımı iletiyorum. Şimdiden sizlerin ve tüm İslam aleminin kurban bayramı hayırlı mübarek olsun. Gebze'den Hasan Hoca diyor. Samet Hocam bizim beraber çalıştığımız, Meslektaşım, hocamı zaten öve öve bitirememişti gündüz, evet. ee, inşallah burada biraz sonra görüşeceksiniz. Evet. Öncelikle program için çok teşekkürler, sağ olun. Sayın hocamıza sevgi ve selamlarımızı gönderiyoruz. İstanbul'dan Bayram Vural kardeşimiz, ee, Murat Tekbaş Giresun'dan mesaj yazmış, okuyamadım. Ebrar Gümüşhane'den mesaj yazmış, okuyamadım. Ee, daha nice mesajlar maalesef bugün yetişmedi Selçuk Kılıçbay hocamıza Giresun müftümüze ben de teşekkürlerimi sunuyorum Rabbim hizmetlerini daim eylesin inşallah başka bir programda beraber olmak ümidiyle efendim inşallah nasip olursa Eylül'de görüşmek ümidiyle imanımız kamil aşkımız daim muhabbetimiz kaim efendimize sonumuz hayır olsun yine bir Kabe ilahisiyle programımızı bitiriyoruz. Buyursunlar arkadaşlar. <laughs>